Merhaba herkese. Bu ay daha sık video paylaşacağımı söyleyip sonra ortadan kayboldum. Onun için öncelikle video bekleyenler kusura bakmasınlar. Biraz canım video çekmek istemedi. Özlemek istedim açıkçası. Biraz da okumalar daha çok vaktimi aldı. Neyse gecikmeli de olsa Nisan ayının ikinci 10 gününde okuduğum 5 tane kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Mouyan'ın Kızıldarı Tarlaları isimli kitabını okudum. Mouyan ile tanışma kitabım oldu. Bu Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar biliyorsunuz. Mouyan kendi doğup büyüdüğü topraklardan bildiği hikayeleri anlatıyor genelde. Bu kitapta anlatılan hikaye de yine Mouyan'ın doğup büyüdüğü topraklardan geliyor. Komşu köyde ninelerden, dedelerden duyup dinlediklerini kurgulaştırmış burada Mouyan. İkinci Çin-Japon Savaşı ve aynı anda devam eden Çin İç Savaşı sırasında bir köyde yaşananları, orada yaşanan acıları, trajedileri anlatıyor Mouyan. Burada bir direniş grubu var. Bu direniş grubunun bir lideri var ve o liderin hem aile hikayesini, geçmişe dönerek aile tarihini okuyoruz. Diğer yandan da Japon işgali altında Çin'e, burada verilen direniş mücadelesini, yaşanan acıları, katliamları, diğer yandan o Komintak, Çin'de süre giden iç savaş, komünistlerle milliyetçiler arasındaki iç savaş sırasında yaşanan o trajedileri okuyoruz aslında. Yaşanan vahşeti ve sefaleti tüm çıplaklığıyla anlatıyor Mouyan. Yani çok hassas bir okursanız sizi son derece rahatsız edecek sahneler var kitapta. İşte deşilen iç organlar gibi. Bu şekilde hiçbir şeyi sakınmadan, çekinmeden ya da ima etmeden olduğu gibi tüm çıplaklığıyla anlatmayı tercih etmiş. Benim gibi savaşla ilgili romanların salt cephede geçmesinden hoşlanmayan insanlara özellikle çok hitap eden bir roman olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarihi roman okumayı seviyorum. Evet, savaşlarla ilgili okumalar yapmayı da seviyorum ama salt cephede geçen okumalar bir noktadan sonra sıkıyor beni. Açık konuşmam gerekirse ama bu kitap öyle değil. Zengin bir roman gerçekten. Bir yandan savaşta yaşananlar, o yaşanan vahşet, sefalet de var. Onları da okuyorsunuz ama diğer yandan bir aile tarihi üzerinden bir kültür var, aşk hikayesi var, ailenin fertlerinin hikayesi var. Çok severek okuduğum ve beni çok etkileyen bir kitap oldu. Kitapta kronolojik bir kaygı gütmemiş Mouyan hikayeyi anlatırken. Yani zamanda gidişler, gelişler var. Yer yer bu dikkatinizi yoğunlaştırmanızı istiyor sizden bu durum. Ama genel olarak da romanı oldukça zenginleştirdiğini söyleyebilirim. Mouyan ile dediğim gibi benim tanışma kitabım oldu. Herkese de tavsiye ederim mutlaka. Dediğim gibi ben çok severek okudum. Hatta bu romanı bitirdikten sonra İri Memeler ve Geniş Kalçaları da gittim aldım. Onu da yakın zamanda, ne zaman olur bilmiyorum ama okumayı planlıyorum. Bir diğer okuduğum yine Nobel Edebiyat Ödüllü Amerikalı bir yazar Saul Bellow. Herzog'da onun başyapıtı olarak kabul ediliyor. Okuması çok kolay bir kitap değil. Herzog yine ilginizi isteyen kitaplardan bir tanesi. Saul Bellow çok zeki bir yazar. Aynı zamanda bilgi birikimi de çok fahali yüksek olan bir yazar. Okurdan da aynı şeyi bekliyor açıkçası. Biraz felsefeyle, tarihle ilgili belli bir birikim olduğu zaman kitabı daha kolay, daha rahat anlayabiliyorsunuz. Bir akademisyen var, bir entelektüel var ve karısı tarafından yakın zamanda terk edilmiş bu adam. Her şeye ve herkese karşı son derece öfkeli. Bu öfkesini de yoğun bir şekilde kusma ihtiyacı duyuyor ve roman boyunca herkese, her makama yazdığı ama asla göndermediği mektuplara bir yerde öfkesini kusuyor bu entelektüelimiz. Şimdi burada biraz İkinci Dünya Savaşı sonrasında bilime duyulan ve bilimsel çözümlere duyulan güvenin azalması durumu söz konusu. İşte Homo Faber'de de gördüğümüz gibi. Çünkü burada bir entelektüel var. Oldukça bilgi birikimi fazla, kültürel birikimi yüksek bir entelektüel. Ve bu bilgilerini kullanarak kendi özel yaşantısındaki problemlerini çözmeye çalışıyor. Ama fark ediyor ki bunlar kendisine hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Bir açmazın içinden bir şekilde hiçbir türlü çıkamıyor. Bir yerde de bu neyi gösteriyor? Hani ne kadar ister entelektüel olun, ister akademisyen olun, ne olursanız olun, özünde insani dertlerimiz ne kadar aynı, ne kadar sıradan ve hani bunların çözümleri aslında ne kadar sıradan şeylerde gizli. Bununla ilgili bir roman. Comte'dan Rousseau'ya, Kant'a, Heidegger'a kadar birçok düşün adamının
teorilerine ve onlara yer vermiş kitapta. Onun için dediğim gibi hani biraz en azından felsefeyle haşır neşir okurun daha çok keyif alacağını düşündüğüm bir kitap ama bu da yine oldukça zengin bir roman. Okunması gerektiğini düşündüğüm bir roman. Biraz dediğim gibi çok da kolay bir okuma olmadığını bilerek başlanmasında fayda var. Sakin kafayla okunması gereken bir roman ama benim çok keyif aldım. Özellikle bitirdikten sonra daha çok hatırladığım, zihnimi daha çok meşgul eden ve tahminimden de daha çok sevdiğimi fark ettiğim kitaplardan bir tanesi oldu Herzog. Tavsiye ederim. Iris Murdoch'tan Chan, yazardan okuduğum dördüncü kitap oldu. Iris Murdoch'ı artık çok seviyorum. Onun için külliyatını bitirme gibi bir planım var. Okumadığım elimde üç kitabı kaldı. Önümüzdeki ay Deniz Deniz'i okumayı planlıyorum. Şimdiye kadar okuduğum Murdoch kitapları arasından atmosferi beni en çok etkileyen, atmosferi en güçlü roman olduğunu söyleyebilirim Chan'ın. Şimdiye kadar okuduğum A, Kesik Bir Baş ve Kara Prens'in aksine İngiltere kırsalında geçiyor bu roman. Londra'da geçmiyor. Yine yeni evli bir çiftimiz var. Bu çiftin biraz evlilik problemleri var. Çiftin eşlerden biri sanat tarihi konusunda hoca ve bir araştırma yapmak için İngiltere kırsalına, kendi manastırında bulunduğu bir bölgeye gidiyor bu çiftimiz. Ve bu bölgede adeta Murdoch kendi küçük mikro toplumunu yaratıyor. Bu toplum içerisinde elbette son derece farklı arka planlardan gelen, farklı dertleri olan insanlar var. Burada da insan karakterinin çeşitliliğini gösteriyor. Bir toplumun yapısının karmaşıklığını gösteriyor aslında Murdoch. Ve burada yine gerek ahlaki kurallar olsun, gerek toplumsal ya da kişisel kurallar olsun, belli kurallara göre, belli etik ahlak anlayışına göre yaşamaya çalışan ama bu ahlak kuralları, etik kuralları yer yer karakteriyle, istekleriyle, arzularıyla çatışan bireyler söz konusu adeta. Yani gerçek bir toplumda olduğu gibi. Bunu anlatıyor Murdoch. Yine tüm Murdoch eserlerinde olduğu gibi ki ben Murdoch'ın başarısının genel olarak çoğunlukla burada yattığını düşünüyorum. Son derece sürükleyici, akıp giden, yalın bir dille edebi doyuruculuğu da okura sunabilen bir kurgu söz konusu. Yani salt kurgu için bile okuyup çok keyif alabileceğiniz güzel doyurucu bir metin var karşınızda. Ama bu metnin her zamanki gibi İstediğiniz kadar irdeleyebileceğiniz, üzerine saatlerce konuşup farklı noktalardan ele alabileceğiniz bir felsefi alt metni var. O nedenle ben Murdoch'un çok zeki ve başarılı bir yazar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu iki dengeyi tutturmak hakikaten her yazarın yapabileceği bir şey değil. Muazzam bir başarı bana göre de. Chan da yine öyle bir metin. Sartre'a gönderme var, Kant'a gönderme var, varoluşçuluk var, işte etik ahlak felsefesi var. Ama bunun yanında da son derece yine sürükleyici, elinize aldığınız zaman bırakamadan okuyacağınız ve atmosferiyle de sizi oldukça etkisi altına alan güzel bir roman var. Yine çok severek okudum. Murdoch şimdiye kadar beni hiç yanıltmadı. Bundan sonra da yanıltacağını düşünmüyorum. Ama bu arada maalesef şu anda basımı yok bu kitabın. Zamanında 92-93'te İmge Kitap Evi basmış. Ama sahaflarda son derece makul fiyatlara bulabilirsiniz. Belki ayrıntı yayınları da sonrasında basar kitabı. Yine Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar André Gide'den Kalpazanları okudum. 1925 yılında kaleme almış André Gide bu kitabı ve Fransız edebiyatını oldukça derinden etkilemiş bir eser ama genel olarak edebiyat tarihi açısından da önemli bir eser. Çünkü roman içinde roman tekniğini kullanıp yeni bir çığır açtığı düşünülüyor edebiyat tarihinde, edebiyatçılar tarafından. Roman ilk başta aslında son derece klasik bir üslupla, klasik bir tarzda başlıyor. Kurgu olsun, romanın atmosferi olsun, karakterleri olsun. Fakat bir noktadan sonra o roman içinde roman başlıyor ama bunun da okumayı zorlaştırdığını söyleyemeyeceğim. Gerçekten hani okuması zor bir kitap değil. Benim de gözümü korkutan kitaplardan biriydi ama boşunaymış bu, okuyunca onu fark ettim. Keşke daha önce okusaydım diye üzüldüm açıkçası. O dönemde Fransız toplumunu ele alıyor yazar. Yani baş karakterimiz liseyi bitirmekte olan bir genç. Üst sınıfa da mensup olduğunu söyleyebiliriz bu gencin. Bu genç bir gün babasının gerçek biyolojik babası olmadığını fark ediyor. Öğreniyor daha doğrusu. Gayrimeşru bir çocuk olduğunu öğreniyor. Ve evi terk ediyor bir mektup yazarak. Roman bu şekilde başlıyor. Bu gencin kendisi ve arkadaş çevresinin başından geçenler üzerinden aslında dönemin Fransız toplumunu resmediyor André. Elbette bu topluma dair eleştirileri de var. Bu eleştirileri yaparken ahlak kurallarını, kanunları, toplumsal kuralları, yazılı ve yazısız kuralları, tanrıyı, inançları
sorguluyor bir yerde Andrejit, ama bu sorgulamasında oldukça klasik tarzda ve akıcı diyebileceğimiz bir kurguya yedirmiş. Roman içinde roman tekniğinden bahsetmiştim. Kitapta Andrejit'i temsil eden ve Kapazanlar isimli bir roman yazma aşamasında olan bir yazar karakter var. Ve bu yazar karakter de bize Jid'in roman öncesi, hani romana hazırlık aşamasını anlatıyor bize aslında. Romanı yazarken neler düşündü, yazma aşamasında neler düşündü ve bu roman nasıl ortaya çıktı. O da kurguyu ilginçleştirmiş gerçekten. Çok severek okuduğum bir kitap oldu. Bu arada sonu şimdiye kadar okuduğum kitaplar arasında en çarpıcı olan kitaplardan biriydi kesinlikle. Böyle okuduğum yere çakıldım okurken kitabı. Beklemiyordum öyle bir şey. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Son cümlelerin de kitabın hem çok düşündürücü, hem çok çarpıcı, hem de çok cesur olduğu fikrindeyim. Kısacası benim severek okuduğum, bana biraz bitirdikten sonra Sineklerin Tanrısı'nı da hatırlatan, belki hani biraz vermek istediği mesajla ya da sorgulamalarıyla, hani yazım tekniği ya da kurgudan ziyade bir eser oldu. Dediğim gibi gözünüz hiç korkmasın. Zor bir okuma değil. Ben gayet severek okudum. Okunması gereken bir eser olduğunu da düşünüyorum. Bahsedeceğim 5. kitap elimde yok. Wahlgren'in Bir Garip Aşk Öyküsü isimli eseri. İsveçli bir yazar Wahlgren ve bu kitabında da 19. yüzyıl başlarında Prusya'da bir genel evde doğan bir hilkat garibesinin hikayesini anlatıyor. İşte bir çocuk doğduğu zaman nedir? Hem toplumun hem bireylerin, annenin, çevresindeki insanların o çocuktan hani bir normal biçim adına bir beklentisi vardır. Bu beklentilerin çok dışında doğan bir çocuk söz konusu fiziksel görünüm açısından. Bu çocukla aynı anda dünyaya gelen normal bir bebek de var o genel evde aynı zamanda ve bu iki canlının arasındaki aşkı anlatıyor roman. Ama bunu anlatırken de işte bizim o şekilciliğimizi, biçime verdiğimiz önemi, iyilik, kötülük kavramlarını, bağnazlığı, toplumun bireylerden fiziksel açıdan beklentilerini ve bu beklentileri karşılamadığınız zaman, bu standartların dışında olduğunuz zaman hayatınızın ne noktalara gidebileceğini irdeliyor. Roman aslında iddiasız bir roman. Hani şimdiye kadar üstünde durup düşünmediğiniz ya da herhangi bir fikrinizin olmadığı, sizi böyle çok şaşırtacak, çarpacak şeyler söylemiyor. Ama bunu oldukça sürükleyici, böyle büyüklere masal tadında bir kurguyla anlatmasını ben çok sevdim. Hani sizi alıp tamamen başka bir dünyaya götürmeyi çok iyi başarmış yazar ve kurgu akıp giderken kitabı nasıl bitirdiğinizi dahi anlayamıyorsunuz. Böyle sizi çok yormayacak, sıkmayacak, kafanızı dağıtmanıza yardımcı olacak ama aynı zamanda hani anlatacak bir derdi olan, size söyleyecek bir lafı olan bir kitap arayışı içindeyseniz mutlaka tavsiye ederim Bir Aşk Öyküsünü. Çok severek okudum. Dediğim gibi büyüklere masal tadında bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zevkle okudum gerçekten. Evet, benim bahsetmek istediğim 5 kitap bu videoda bu şekilde. İzleyen herkese teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kapatmadan şunu da söyleyeyim. Bu hafta genel olarak ayın son haftası olduğu için katıldığım grup okumalarını yapmaya çalışacağım. Planım o şekilde. Merve'nin Sağlam Adamı ve Sabaton'un üçlemesinin son kitabı olan Karanlıkların Efendisi'ni öncelikli olarak okumayı düşünüyorum. Sonrasında da dün Instagram'da bir fotoğraf paylaşmıştım yakın zamanda okumak istediğim kitapları. Onlar arasında seçerek ilerleyeceğim bir hafta olacak zannediyorum. Ve son 10 günde okuduğum kitapları da bu kadar bekletmeden paylaşmayı umuyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.